Herkese merhaba. Yeni yılın ilk videosuna hoş geldiniz. Bugün 1 Ocak 2024 ve Pazartesi. Yeni bir videoya başlamak için inanılmaz bir gün diye düşünüyorum. Öncelikle hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Sağlıklı, huzurlu, kalbinizden geçen bütün güzelliklerin gerçek olduğu bir sene olsun. Dün yeni yılı ilk defa burada dışarıda geçirdik. Normalde yani Berlin'e taşındığımızdan beri hep evde bir şeyler yapıyoruz. Ya arkadaşlarımız geliyor ya biz onlara gidiyoruz vesaire. Çünkü dışarıda genellikle çok fazla havai fişek atılıyordu geçtiğimiz senelerde. Ben de o ortamda dışarıda olmaktan korktuğum için ve çoğu arkadaşım da öyle olduğu için genelde evde geçirmeyi tercih ediyorduk. Bir de böyle hani dışarıda çoluk çocuk herkes bir oraya bir bu tarafa işte itfaiyeler, ambulanslar falan bayağı bir kaos oluyordu. Ama bu sene dedik ki dışarıda geçireyim çünkü biraz sıkıldım artık her sene evde aynı şeyleri yapmaktan. Çok iyi oldu. Çok güzel bir yerde yemek yedik arkadaşlarımızla. Bayağı keyifliydi. Böyle yeni yıla böyle güzel bir şekilde girdik. Onun için de mutluyum. Geçtiğimiz haftam 2023'ün son haftası çok zor geçti. Psikolojik olarak baya düşük olduğum bir haftaydı. Okulla ilgili videolarımı izlediyseniz biliyorsunuzdur. Bir yarışmaya hazırlanıyoruz dönemin başından beri ve onun 12 Ocak'ta teslimi var. Ve ben geçen hafta çok yol ilerlerim diye plan yapmıştım. Fakat gerçekten ama gerçekten hiçbir şey yapmadım. Ama son haftalar, ocağın sonunda bu dönem bitiyor. O yüzden artık son gücümle yapabildiğim kadar yapmaya çalışacağım her şeyi. Sabah böyle birazcık daha yavaş geçirmeye karar verdim. Son bir dinlenme. Sonra kalkıp ilk iş hedeflerimi yazdım. Çünkü normalde hep bunu 2024'e girmeden önce yaparım ama bu sene yapamamıştım. Geçen sene böyle zarflara koymuştuk yazıp neler istediğimiz. Şimdi yine aynı zarfı kullanıp onun içine koydum. Bakalım bunu bir sonraki sene açıp tekrar neler oldu göreceğim. Bu arada geçen sene yazdıklarımdan hiçbir şeyi yapamamışım. Olmamış. Ama çok okeyim buna da. Çünkü yani bu hedefleri yazmak böyle bana biraz şey gibi geliyor. Hem zaten motivasyon için yazıyorsun. Hem sadece yazmak ve onu düşünmek bile bence insana iyi hissettiriyor. Yazdığım her şey gerçek olmak zorunda değil. Dolayısıyla bunu böyle biraz daha artık keyif için yapmaya başladım. Çünkü önceden çok daha ciddiye alıyordum. Artık böyle bir senede beklediğim bir şey aslında baktığımda 3 sene sonra gerçek olabilir. Bu hepimiz için geçerli. Bir sene içinde başarmayı düşündüğümüz bir şey o sene başaramamış olmak hiç başaramayacağımız anlamına gelmiyor. Şimdi birazdan dışarıya yürüyüşe çıkacağız Önder'le. Zaten her yer kapalı bugün. Bir paketim var. Paketimi de almamıştım geçen hafta. Bugün eğer açıksa paket shop oradan da paketimi alıp eve gelip artık gerçekten verimli bir haftaya başlamak istiyorum. 2024'ün ilk yürüyüşü. 2024'te gülüyorum kameralara. 2024'te kameralarda yeni bir Önder yeni var. Karakter. İkinci sezon karakter. Yürüyüşten geldik. Paketimi aldım. Şimdi size aldıklarımı göstereceğim. Çünkü bunları giyebilmeme en erken ihtimalle 6 ay var. Ama yine de şey Zara'nın indiriminden tamamen yazlık şeyler aldım. Asla kışlık şeylerle ilgilenmiyorum. Artık böyle kışın gerçekten giyime motivasyonum sıfır. Tamamen yazın giyeceklerimi hayal ederek yaşıyorum şu anda. Bir de zaten benim gerçekten kışlarım hiç abartmıyor. Özellikle Ocak'tan sonra böyle işte Christmas, yeni yıl, bütün o tantana bittikten sonra tamamen yazı beklemekle geçiyor. Şimdi şöyle ilk beyaz bir elbise aldım. Sırtımda da şöyle bir detay var. Tam bir yazlık elbise. Sonra bunu gerçekten çok isteyerek ve çok beğenerek aldım. Umarım olur. Boyu uzun bence bu arada. Kesinlikle terziye gitmesi lazım. Böyle askılı siyah saten bir elbise. Arkasında da sırt dekoltesi var. Baya güzel görünüyordu mankenin üzerinde. Web sitesinde umarım bende de güzel durur. Bunların referans numaralarını aşağıya bırakacağım da açıklamaya. Yazlık şöyle şu sandaletleri aldım. Tam böyle şey, buna Greek diyorlar herhalde. Hani böyle dolamalı bir sandalet arıyorum. Bunları denemiştim bu arada ama şu bağlama yerleri tam olarak tutmuyordu. Yani dolayınca bol kalıyor bir şekilde. Niye bilmiyorum. Sonra birinde gördüm bunu YouTube'da. Bunu bağlarken şuradaki asıl bağlama yerinden geçirmemiş ama kendisi bağlamış. Ben de öyle denerim diye düşünerek bunları sipariş verdim. Bunlar böyle. Bu arada dışarıda her yer havai fişek ve böyle şişe çöpleriyle falan dolu. Yani tam bir çöplük. Gerçekten çok kötüydü. Havai fişek atmalar yasaklanmamış. Sadece bu sene satıldığı yani fişeklerin satıldığı aralık kısıtlanmış. Ama umarım artık yasaklanır. Çünkü zaten hem evcil hayvanlar çok korkuyor. Bir sürü kuş ölüyor her seferinde.
O ses zaten beni bile korkutuyor sürekli. Artı bu çöplüğü de görünce böyle o ertesi gün manzarası inanılmaz kötü. Hollanda'da yasaklanmış. Umarım bundan sonra buralarda da yasaklanır diye umuyorum. Şimdi artık yavaş yavaş çalışmaya başlama zamanı. Selam. Bugün çarşamba. Dün hiçbir şey çekemedim. Bütün gün evdeydim. Çalıştım. Sabahtan akşama kadar bilgisayarın başındaydım. Bugün şimdi Önder'le onun öğle arası. Dışarıya çıkıyoruz yürüyüşe. Oradan da birkaç işim var. Doktora ve bankaya gitmem lazım. Ama doktor 3'te açılıyor. 1 ile 2, 1 ile 3 arasında tatiller. O sırada da şeye gitmeyi düşünüyorum. Bir kafeye gidip oturup böyle birazcık dinleneceğim. Çünkü dün gerçekten çok yoruldum. Bütün gün bilgisayara bakmaktan başım ağrıdı. Yürüdük biraz. Ben sonra bir kafeye oturdum saat 3'te. Doktor muayenehanesini açıyor. Onu bekleyene kadar vakit geçsin dedim. Ama bekleyemedim, çıktım. Çünkü inanılmaz böyle bir ses vardı. Çok kalabalıktı. O yüzden böyle kitap falan götürmüştüm okurum diye beklerken ama istediğim gibi vakit geçiremedim yani. Şimdi çıktım, en azından o taraflarda birazcık oyalanırım diye düşünüyorum. Doktor da Türk mahallesinde. Çünkü doktor Türk. Özellikle böyle Türk olursa daha kolay olur falan diye düşündük. Burada aile hekimi gibi işte hasart diyorlar, o bakıyor çoğu şeye. Başka bir doktora, özel doktora gitmek için onun bir kağıt vermesi gerekiyor falan. Bugün de gidip birkaç kağıt almam lazım. Çünkü o kağıtlarda sadece 3 ay geçerli. Şimdi Ocak'ta yeni 3 ay başladığı için gerekli olan bütün doktor kağıtlarımı alıp Şubat'ta gitmek için şimdi ben hazır olsun diye onu halledeceğim. Evet, yaptığım salaklığı duymak ister misiniz? Doktor sadece bir gün öğleden sonra muayenehanesini açmıyormuş. O da bilin bakalım hangi gün? Bugün. Neyse, Allah'tan banka yakın. Boşu boşuna buraya kadar gelmemiş oldum. Gerçekten şey böyle, mesela dikkat eksikliğinden dolayı bunlar oluyor genelde. Çünkü hep geldiğim bir doktor kapısında yazan saatleri asla okuma gereği duymamışım mesela. Öğlen ara verdiğini biliyorum. Ama hangi gün kim var, kim yok, ne var, hiç sıfır. Hello, eve geldim, biraz çalışmaya devam ettim. Aslında yapmam gereken bayağı bir şey yaptım. Geçen haftaya göre bayağı bir yol kat ettim yani. Ama bir yerde çok fena takıldım şu anda. Rhino diye bir program kullanıyoruz 3D programlama için. Ama onu belli bir yere kadar getirip ondan sonra aslında daha gerçekçi renderler almak için plugin kullanmak gerekiyor. O aşamaya kadar geldim. Pluginlerimi de indirdim. Birçok seçenek var. Ama bizi okulda 2-3 hafta önce Rhino 8 lisansı aldık hep birlikte. Yeni çıkmış çünkü. Yeni çıktığı için 8 aldık. Normalde 7'yi kullanıyorduk okulda. Bu pluginlerin hiçbiri şu anda 8 ile uyumlu değil ve hiçbiri çalışmıyor. Kafayı yemek üzereyim. O yüzden bırakmak zorunda kaldım. Yarın okula gideceğim muhtemelen devam edebilmek için. Sonra hiçbir şey yapamayınca dedim ki bari yemek yiyeyim. Dünden kara buğdaylı ıspanak vardı. Yani ıspanaklı kara buğday yapmıştım. Yanına da gelirken balık almıştım. Bugün sağlıklı yiyeceğim diye düşünüyordum yani kafamda. Sonra dedim ki şu an beni tek bir şey mutlu edebilir. O da ne biliyor musunuz? Bir saniye göstereceğim. Şimdi geldi. McDonald's. Gerçekten yani zaten şurada okulun bitmesine çok az kaldı. Özellikle bu projenin bitmesine çok az kaldı ve şu an beni mutlu edebilecek tek şey yemek ve kendimi yemekle mutlu etmeye okeyim şu anda. En azından önümüzdeki 2 hafta daha bunu yapabilirim.
herkese. Perşembe, bugün şimdi okula gidiyorum. Dün söylediğim gibi berbat bir hava var. Hem çok soğudu düne göre hem de yağmur yağıyor. Ve çok rüzgarlı. Neyse, şimdi yürüyorum. Grup arkadaşımla buluşacağız proje için. Biraz çalışacağız işte. Bir şeyleri halletmeye çalışacağız bakalım. Umarım evde yapamadıklarımı bugün yaparım. Bu arada sanırım videonun başından beri hiç söylemedim ama biz şu anda ara tatildeyiz. Yani Christmas tatildeyiz. 2 hafta. Geçen hafta tatildi. Bu da 2. hafta, yani okul aslında kapalı. Sonra haftaya tekrar dersler başlayacak. 2 hafta daha. Sonra da final haftasına giriyoruz. Öyle. Suratım aşırı komik görünüyor bu arada. Balaklavalar hayat kurtaracağım. O kadar soğuğu kesiyor ki. Önder bize şu anda yemek hazırlıyor. Okuldaki bilgisayarlara herhangi bir şey indirilmiyormuş. O yüzden boşuna gitmiş oldum aslında. Sonra eve geri döndüm ve problemi bir şekilde çözdüm. Çok zor oldu ama çözdüm. Şu anda artık kullanabiliyorum bütün programları. Ayın 17'sine kadar lisansımla alakalı bir şey düzelttim falan. Neyse. Şimdi dün yemediğim sağlıklı yemeği Önder bize yapmaya karar verdi. O yüzden mutluyum. Dünkü dünün menüsünü şimdi yiyeceğiz. Günaydın. Uyandığımız manzaraya bakar mısınız? Kar yağıyor. Herkese cuma akşamından selam. Bugün bütün gün yine bilgisayarın başındaydım sabah kalktığımdan beri. Ama şimdi hazırlandım. Yani dışarı çıkacağım, bir arkadaşımla buluşacağız. Bali'deydim 1,5 aydır. Normalde Berlin'de yaşıyor. Bu hafta geri geldi, o yüzden onunla görüşeceğiz. Onu çok özledim, bayağı heyecanlıyım göreceğim için. Bir de sabahtan beri rezervasyon yapmaya çalışıyorum herhangi bir yere. Ama bugün sanki Berlin'deki herkes anlaşmış gibi dışarı çıkmaya karar verdi herhalde. Çünkü her yer dolu. O yüzden biz de rezervasyonsuz alan bir yere gitmeye karar verdik. Umarım yer vardır. Gideceğiz, bakacağız ama en kötü ihtimalle çıkarız, bir pizza alır, eve gelir, evde yeriz falan diye düşündük. Zaten önemli olan birlikte olmak. Önder de gelecek. Şimdi o hazırlanıyor. Onu bekliyorum. Ben hazırım. Öyle birazdan çıkacağız. Hızlıca bir outfit çek. Siyah kot, bej bluz ve kemer. Bir de topuklu siyah bot giymeyi düşünüyorum. Yemeğimizi yedik. Şimdi eve dönüyoruz. Aynen, hava bayağı soğuk. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Bye bye.